Balıkçıların avlanırken kayalıklara taktığı için suda bırakmak zorunda kaldığı ağlar, literatürde hayalet ağ olarak isimlendiriliyor. Uzun yıllar akıntıyla yer değiştiren ve önüne gelen her canlıyı avlayan bu ağlar, kamu kurumları, gönüllüler tarafından toplansa da önüne geçilemiyor. Denizden çıkarılıp üzerindeki ölü canlılara bakıldığında etkisinin daha da net görüldüğü hayalet ağlar, dalış turizmi için de risk teşkil edebiliyor. Dalış eğitmeni Hamdullah Aras, zaman zaman hayalet ağ temizliği için dalış yaptıkları bilgisini verdi. Biz bütün dalış noktalarımızda en azından senede bir kere de olsa temizlik yapıyoruz. Bu bölgede sürekli biz ne kadar temizlersek temizleyelim, balıkçılar takılma riski çok yüksek olan yerlere bile ağ atıyor. O ağların çoğunlukla aşağıda taşlara veya kayalıklara takılıp kalıyor suyun altında. Bu da yukarı alamadıkları için hem dalış noktalarına hem de sualtı canlılarına çok büyük zarar veriyor. Çektiğimiz ağın içinde yengeçler, işte kabuklu salyangozlar, pina kabukları, süngerler, posedonyalar ve daha ağın içinde bir sürü göremediğimiz, gözle göremediğimiz kabuklu canlılar var. Bence tabii ki doğanın en büyük istilacısı insan. Yani şunu yapan da, suda bırakan da, zararı veren de tamamen insan. Biz istilacı türlerden bahsediyoruz ama istilacı türler de neden istilacı tür diyoruz? Diğer canlılara, diğer balıklara bölgeden kaçırdığı için veya yok ettiği için. İnsanoğlu bunu zaten yapıyor. Ağları atıyor ve ağlar sürekli avlanıyor. İşte bu gördükleriniz şu andaki ağdan çıkmış canlılar. Yaklaşık 2 gün önce ölmüş bir yengeç, bacakları kolları ağa takılmış ve kendini kurtaramamış.